Bir suya koyduğunuz zaman doğru olmayan tohumlar değil mi? Ölü tohumlar. Şöyle çıkarım yapıyoruz kendimizce. Kileriniz çıkar, sonra büyümez ve ölür. Bak, sümüklü böcek. Ne? Şimdi. Ana! Ne? Şaka gibi nereye gelmiş? Merhaba dostlar. Bugün ata tohumlarımızı viyollere ekiyoruz. Geçen hafta Filiz ile Deniz kanalımızdaki bölümde tohumlarımızı suya koymuştuk. Şuna biraz daha su koysana, bunun tohumları çok büyükmüş. 21 saniyemiş. Şunu yapsana. Evet, tamam canım. Kayıtlarda var 27 dediğin. Şimdi onları viyollere ekme zamanı geldi. Ama dostlar çok önemli bir şey var. Videomuza başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Masamızda görüyorsunuz bardaklarımız, viyollerimiz, toprağımız, küreğimiz, kaşığımız, bıçağımız. Ne lazımsa aldık kendimizce. Geçen sene de biz bu işlemi yaptık biliyorsunuz. Bu bizim köyde ikinci yılımız, artık ikinci ekim dikim yılımız. Ama geçen sene böyle bir uygulama yapmamıştık. Bu sene öncelikle tohumlarımızı nemlendirmeye karar verdik. Bir de böyle deneyeceğiz. Daha çok verim alacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Çünkü dostlar şey var, bu şekilde bardakta bir suya koyduğunuz zaman doğru olmayan tohumlar değil mi? Ölü tohumlar suyun üstünde kalıyor. Daha canlı tohumlar da suyun altına çöküyor. Evet. Öyle bir bilgi aldık. Ve hepsinde de içi boş tohumlar var. Evet Filiz Hanım, neyle başlayalım, nasıl başlayalım? Çok da güzel cinsledik. Önde biberler var değil mi? Biberlerle başlamayalım. Evet. Altın çilekli istiyorsan. En sona biber bırakalım. Altın çilekle başlayalım. Tamam. Altın çilekleri istiyorsan şu. Şöyle mi yapalım? Viyollere ekelim. Bakalım aynen. Kaç tane çıkar biraz. Vallahi burada 40 tane falan çıkar. Ya. Bunu 3-3-3-3 falan hani öyle bir istiyorsan. Tamam zaten bunlar bayağı büyük. Ben şu baştaki ölü tohumları alıyorum. Batmayanları. Şöyle şunun içine koyalım. Tamam, suyu da şuna süzebilirsin. Daha önce hiç altın çilek ekmedik. Bu ilk olacak. Evet. O yüzden bir tüyosu varsa dostlar onu bize söylerseniz seviniriz yorumlarda. Yani biz işte hangi sebze, meyve, hangi mevsimde ekilir konusunda çok hakim değiliz. Fakat şöyle bir çıkarım yapıyoruz kendimizce. Yani her bölgenin iklim şartları farklı. Tohumların yeşermesi için ortalama 22 derecelik bir ortam sıcaklığına ihtiyacı var. Çimlendikten sonra da belki yine kısa bir süre şaşırtma yapıp başka bir saksıya bir şey alabilirsiniz. Ya da direkt bahçeye artık ekmek istediğiniz yere ekebilirsiniz. Orada sıcaklık uygun olduğunda yani biz ona göre geri sayıyoruz. Tohumlar ortalama çıkacaktır. Evet, bir ay sonra bahçeye alacakmışız gibi düşünerek ona şimdiden göre başladık. Şimdi dostlar iki tane toprağımız var. Bir benim aşağı bahçeden aldığım böyle gayet solucanlı, güzel, içinde besin olan bir toprak. Bir de bitkiler için aldığımız, çiçekler için aldığımız bir torf toprağı. Çünkü hala tohumların nemli kalması gerekiyor. O yüzden önce torf toprak gerekecek. Ama daha sonra kökleri çıktıkça besin alabilmesi için de güzel toprağımıza gidiyor olması lazım. O yüzden istiyorsan şöyle sana küreğimizi verelim Filiz Hanım. Ya torf şey açısından iyi işte, nemi daha uzun süreye tuttuğu için. Bir de renk değişiyor kuruduğunda değil mi Deniz? Evet, daha böyle koyu. Daha açık kahve gözüküyor, pardon. İçinde bir besin yok sadece dostlar. Aklınızda olsun, sadece böyle torf toprağıyla yaparım diye düşünürseniz bitkileriniz çıkar, sonra büyümez ve ölür. Buna dikkat etmeniz lazım. Bu sefer altına da düzgün toprak koyduk. Daha sonra güzel gübreli bir karışım yapıp orada yine özel bir şeyimiz var. Onu da üstten uygulayacağız. Evet Filiz Hanım, şimdi sen burada daha şeysindir. Ben şunu sana vereyim. Ah, tohumlarımız var. Of, çok minikler ya. Şimdi şöyle bir dakika. Bazı tohumlar çok ufak. Patlıcanın da öyle mesela. Gene evet. Patlıcanın tabii altın çileğe göre bayağı büyükmüş. Altın çilek evet en minik. İnşallah bereketli olurlar. Ben de şöyle koydum. Üstlerinde şöyle çok az. Yeni bir başlangıç. Şimdi tohumlar ıslak olduğu için tabii. Yapışıyor. Yapışıyor. Üstünü kapatalım. Ama diğer tohumlarda özellikle kabaklarda çok rahat edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Direkt kabaklı çöreği saplama şeklinde. Salatalıklar da rahat oluyordu. Salatalık bulamadık. Salatalık yok. Onları büyük ihtimal şey alırız artık. Zaten tohum değil fide olarak alır evet. Ekeriz. Biliyorsunuz nemlendirme videosunu şeyde Filiz'le Deniz kanalında paylaşmıştık. Orada da söylemiştik. Bunların hepsi ata tohumu ve Konya'dan geldi.
Can bağımız yolladı sağ olsun. Dostlar aslında tabii bu işlemi gönül isterdi ki açık havada şöyle güneşin altında yapalım. Fakat yağmurlar hala devam ediyor Sakarya'da. Deli gibi yağıyor dostlar. Yağmur suya geçti yani. Hiç neredeyse durmadan yağıyor diyebilirim. Bu arada burada biz... Bak sümüklü bacak. Ne? Niye bana veriyorsun? Salyangoz var. Çıkmış bir de içimden ya. Ay. Tamam sen şurada dur. Vallahi çıkmış bir de dışarıya bakın bakın. Aa kaldırmış kafa etrafa bakıyor. Tamam hadi. Biz bunun altını çok deriz ya şu çok oynatamayız yerine. Anlatırız anlatırız. Yani çok zahmetli bir iş ama şunun da keyfi ayrı değil mi yerken? Evet. İnsan çok keyif alıyor. Bu arada eline solucan gelirse korkma öyle çıplak el alıyorsun. Hiç olmaz ya. Orada. Da ben söyleyeyim de. Aaa diye. Deriz ne olacak ya derim sonra sakin derim bir şey olmaz. Olacak. Şimdi hayır, biber çeşidimiz daha fazla çünkü. O büyük ihtimal bazı biberlerin, acı biberleri mesela tekli saksıya alalım. Ha evet o senin onları ayıralım. Kırmızı evet. Kırmızı o evde de oluyor aynen. Evde de çok yapan var. Şimdi ana! Ne? Şaka gibi nereye gelmiş? Ay ödüm koptu. Demin oradaydı ya. Aa, bak. Ne ara çıktı oraya? Lan oraya nasıl çıktın harbiden? Korktum bir de ya. Ha tipe bak. Ana yapışmış da. Küçüksün falan ama yani maşallah. Sen bir daha başla yola. Bir de yavaş da. Vallahi şaşırdım ha nereden nereye gelmiş. Bak gene nereye kayboldu? Oradan bardağa çıkacak bak. Ay evet bak bardağa doğru şey. Besleyelim mi onu? Evcil. Son şey, salyangozumuz. Neydi Sünger Bob'un salyangozunun adı? Gary. Evet dostlar, evcil hayvanımız olsun mu Bambam'dan sonra ikinci? Gary. Çünkü ben senin sahibinim. Burası özgür bir ülke olabilir ama benim evimde benim kurallarım geçer. Burada gözüküyordur herhalde. Evet, tırnakların arasında toprak dolu. Gary. Rahşan biberindesin Gary. Sakın suyuna inme. Evet. Sevgili dostlar uzun bir iş öyle. Kolay bir iş değil. Yani bayağı uzun sürdü. Şimdi Filiz son artık can sularını veriyor. Zaten torf nemli olduğu için çok fazla nemlendirmek gerekmiyor ama şöyle yine de bir can suyu olsun diye veriyoruz tabii. Ekeceğimiz şeylerin büyük bir bölümü burada. Ekleyeceğimiz şeyler var ama büyük ölçüde burada evet. Mısır fasulye vesaire ekleyeceğimiz bir takım şeyler olacak tabii ki. Ama filizlendirmek istediklerimiz, çimlendirmek istediklerimiz burada. Geçen sene şaşırtma da yapmamıştık. Bu sene hepsini yapacağız. Evet belki yani çoklu fide çıktığında sağlıklı durumda olanları birazcık daha bölüp bir şaşırtma yapıp en son bahçeye alacağız. Orada üstüne bir poşet serelim. Evet. Nemli kalsın. Nemli kalmış olur. Sulamadan sonra. Onun haricinde artık burada zaten yapılacak. Başka bir şey yok. Ata tohumlarımızı ektik. İnşallah yaz sonunda gelen misafirlerimize ata tohumlarımızdan da hediye ediyor olacağız. İnşallah. Bu arada Geri de burada arkadaşlar. Ben de gireceğim kadroya. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de şimdiden yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşene kadar dostlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu arada balkonun içinden geçtik. Tamam Bambam çıkacağız. Şöyle üst kameramız. Diğer kameralarımız, ışıklarımız. Kendi. Ya bu yapılması gereken bir işti. Bunu hallettik gerisi. Evet gerisi kolay. Kolay bir şekilde halloluyor yani.